Merhaba. Geçen bir arkadaşımdan mesaj aldım. Netflix üyeliğim var ve ne izleyeceğimi bilmiyorum. Netflix üyeliğimi iptal edeceğim. Lütfen bana bir dizi öner diye. Araştırdık, ettik. Aslında birçok kişinin derdi, ben de dahil. İçerik çok fazla olunca şunu da izleyeyim, bunu mu izleyeyim, şuna bakayım, buna bakayım derken bütün vaktinizi ne izleyeceğinize karar vererek geçiriyorsunuz. Bundan sonra dedik ki haftada bir Netflix'te izlenebilecek içeriklerle ilgili bir video yapalım. Bu da serinin ilk videosu. Şimdi ise yakın tarihte izlediğim ve çok beğendiğim bir diziden bahsedeceğim. Bu bir Netflix orijinal yapımı. Yani yapımcılığını Netflix yapıyor. Yönetmenliğini, senaristliğini, yürütücü yapımcılığını da Ava DuVernay yapıyor. Ava DuVernay'i Selma filmden hatırlarsınız. Selma'nın yönetmeniydi. Dizinin adı When They See Us. Eğer ki Netflix'te izleyecek yeni bir şey, güzel bir şey bulamıyorum, bütün eski dizileri tükettim, kaliteli dizileri tükettim diyorsanız, hem güncel olsun hem çok zamanımı almasın derseniz bu diziyi mutlaka izleyin. Çünkü şahane bir dizi. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. Hikayesine odaklanıyor. Bazı yerlerde ajitasyona kaçıyor olabilir ama neredeyse kusursuz bir dizi diyebilir. Bu bir mini dizi. 4 bölümden oluşuyor. Her bir bölüm 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar süresi var. Ve dizi bir dökü-drama. Dökü-drama nedir? Dökü-drama Türkçe'ye motomot çevirirseniz yarı belgesel gibi diyebiliriz. Bu tarz artık Amerika'da ve yabancı dizilerde popüler olmaya başladı. Yani gerçek bir hikayeyi bir dizi formatında anlatıyorlar. Mesela Çernobil bir dökü-dramaydı. Gerçek bir olaydı. Ya da American Crime Story'nin ilk iki sezonu bir dökü-drama. Bu da öyle. 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm 1 saat 15 dakika kadar sürüyor. Gerçek, yaşanmış, çarpıcı, akıl almaz bir hikayeden uyarlanma aslında. 1989 yılının New York'unda Central Park'ta bir akşam vakti genç beyaz bir kadın, burada beyazın altını özellikle vurguluyorum, beyaz bir kadın tecavüze uğramış ve zalim bir şekilde öldüresiye dövülmüş halde parkta bulunuyor. Hatta 15 gün komada kalıyor ve uyandığında bazı fiziksel yetilerini de kaybediyor. Polis olayı araştırırken o sırada parkta gezen, bir kısmı taşkınlık yapan 30 kişilik bir Harlemli siyahi ve Hispanik çocuk grubu arasından 5 kişiyi New York emniyetine getiriyor. Harlem dediğimizde Amerika'nın varoşları aslında. Orada genelde ekonomik durumu düşük olan insanlar yaşıyor. Çoğu da siyahi ve Hispanik kökenli. Yani Harlem'de yaşıyorsanız zaten potansiyel suçlusunuz. Dizi biraz oraya da bir gönderme yapıyor. Bu 5 çocuğu alıyor. Çocukların yaşı 14 ile 16 yaşı arası. Henüz reşit değiller. Normalde ailelerinin gözetiminde sorguya çekilmeleri lazım. Avukatların gelmesi lazım. Ama polisler 36 saat boyunca ne aileleri ne de avukatlarıyla görüştürüp çocuklara ciddi bir manipülasyon yaparak ve zorlayarak onlara suçu kabul ettiriyorlar. Where did you see the lady? One lady. Yani ellerinde bir kanıt yok. Çocukların söylediği ifadeler birbiriyle uyuşmuyor. Ama bir hikaye oluşturup suçu bu 5 kişiye yığıyorlar. Özetle hikayenin ana teması, ana fikri bu. Bu dizide o çocukların yaşadıklarını bize gösteriyor aslında. Hayatlarının nasıl karardığını. Çünkü bu sadece suçlamayla bitmiyor. Ondan sonraki bütün hayatlarına bu sirayet ediyor. Central Park 5 diye geçiyor bu gençlerin hikayesi. Dizide ayrıca Trump da var. Tabii o zamanlar Amerikan Başkanı Trump olarak değil, emlak zengini Trump olarak. O da etkin bir rol oynuyor o olayda. Hatta dizi yayınlanıp Amerika'da ve yurt dışında çok fazla ses getirince geçenlerde bir gazeteci Trump'a soruyor bunu. İşte o olayda takındığınız tavır ve söylediklerinizle ilgili özür dileyecek misiniz tarzında bir şeyler sordu. Trump da politik cevaplar vererek geçiştiriyor olayı. Şimdi dizi çok iyi akmasına rağmen o yoğun duygusallık izleme kısmını biraz zorlaştırıyor. Yani ilk bölümü izlediğinizde böyle bir içiniz eziliyor. Hani midenize yumruk yemiş gibi hissediyorsunuz. Arada bir o yüzden diziyi kapatıyorsunuz. Ya böyle olmamalı. Bu biri dur demeli diye. Ya o hissiyatla izliyorsunuz bütün ilk bölümü. İkinci bölüm yine aynı şekilde. Bu sefer o duygusallık yerini öfkeye bırakıyor. Amerika'ya sövüyorsunuz, ırk ayrımına sövüyorsunuz falan. Üçüncü bölümde hadise farklı bir boyuta geliyor. Dördüncü bölümde artık tüm duyguların pik yaptığı bir yerde dizi bitiyor. Bütün oyuncular çok iyi. Kurbanların, gerçek kişilerin çocukluklarını da oynayan, yetişkinliklerini de oynayan kişiler şahane oynamışlar. Ama özellikle bir performans isterseniz Corey Wise'ı, yani kurbanlardan Corey Wise'ı oynayan Jarell Jerome diye genç bir oyuncu var. O da yeni girdi sinema sektörüne. Şahane oynuyor. Onu oynamıyor, onu yaşıyor. Hatta diziden sonra isterseniz onu da izlersiniz. Oprah'ın bir saatlik bir When They See Us Now diye bir programı var. Orada oyuncuları, işte yapım ekibini ve olayı yaşayan gerçek kurbanları, o 5 kişilik kurbanları getirip onlarla bir söyleşi yapıyor. Orada Jarell Jerome diyor zaten. Role hazırlanırken önce Corey'in sesini taklit ettim. Sesi bulduktan sonra onun bedenine girdim sanki gibi hissediyorum diyor. Corey de zaten diyor Jarell'i izlerken gerçekten o acıları tekrar tekrar yaşadım. O anlamda
hani biraz ağlayayım, biraz öfkeleneyim, kaliteli de bir şey izleyeyim derseniz tam buna göre bir dizi. Yani The Night Of'u ya da American Crime Story'yi beğendiyseniz o ayarda bu da yine böyle şahane bir dizidir. Dizi izledikten sonra Central Park 5 diye bir belgesel var o konuyu detaylı anlatan. İsteyenler onu da izleyebilir. Ama zaten izlediğiniz süre boyunca eliniz sürekli bir Google'a gidiyor. Hani bu adamlar şu an ne yapıyor? Evlendiler mi? Çocukları oldu mu? Yaşadılar mı? Kaldılar mı? 1990'ı anlatıyor ama bir yandan da günümüz Amerika'sının yani Trump Amerika'sının şu anki siyasi iklimine de bir vurgu yapıyor. Yani tamamen hikayesine odaklanan, yer yer böyle hafif acaba ajitasyona kaçıyor mu dediğimiz yerler olsa da tamamen hikayesine odaklanan, temiz bir işçilikle yapılmış ve şahane bir dizi yani. Hani 4 bölüm çok bir vaktinizi almaz, 5 saat kadar. Yeni bir dizi. Emmy'de zaten geçen Emmy'lerde 16 dalda yanlış bilmiyorsam bir adaylığı var. Jalel Jaron da mini dramada en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı ve muhtemelen 1-2 ay sonra Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde konuşulacak. Çünkü Netflix sayesinde 190 ülkede çok büyük bir izleyici kitlesine ulaştı bu. Vakit ayırarak en azından ilk bölüme bir şans verin. Zaten ilk bölümü izledikten sonra bir daha geri dönmüyor. Yani diziyi izlemek istiyorsunuz devamını öğrenmek adına. Canınızı sıkıyor, biraz canınızı acıtıyor ama en nihayetinde güzel bir duygusallık ve iyi bir dizi izleyerek ekranın başından ayrılmış oluyorsunuz. Siz de dizi izledikten sonra konuşmak isterseniz fikirlerinizi falan yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Diziyi sevdiniz, sevmediniz ya da siz de izlediğiniz benzeri güzel bir dizi de önerebilirsiniz. Selamlar. Oldu mu?